Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte kişinin iyi bir Müslüman olduğunun alametlerinden biri de boş işleri terk etmesidir buyurmuştur. Bu hadis bizim nazarımızda kıymeti büyük olması gereken bir hadis-i şeriftir. Değerli muhaddislerimiz, dört hadis vardır ki bu hadisler bir Müslümanın ahlakını, erdemli vasıflarını ortaya belik bir şekilde koyan hadislerdir demişlerdir. Kısacası üzerinde duracağımız bu hadislerin ilki Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın rivayet ettiği "Ameller niyetlere göredir" hadisidir. Bu hadise göre bir Müslümanın kalbi her daim ihlas üzere olacaktır. Düşündüğü, söylediği ve yaptığı işleri Allah'ın rızasını gözeterek yapacaktır. Kalbin istikameti her daim Allah'ı memnun etmek için dakik yani dikkatli ve titiz olacaktır. İkincisi, Numan bin Beşir'in rivayet ettiği "Haramlar bellidir, helaller bellidir" hadisi şerifidir. Bu hadise göre de bir Müslüman için gerçek ölçü Allah'ın ve Resulünün belirlediği hudut ve sınırlardır. Günlük hayatımız içerisinde haramlar ve helallere dikkat etmek bizim gerçek bir Müslüman olduğumuzun aynasıdır. Özellikle yaşadığımız toplumda ve dünya genelinde haramlara ve helallere dikkat eden, bunları önemseyen insanlar her daim yadırganmaktadır. Siz de fazla çok dikkat ediyorsunuz. Böyle de bir hayat olmaz. Hayatın gerçek tadını ve anlamını yaşayamıyorsunuz diyenlere baktığımızda Allah'ın sınırlarını ihlal edip korusunu terk etmiş kişilerdir. Ancak Müslüman ihlas sahibi olduğu kadar Allah'ın haramlarına ve helallerine de titizlik gösteren kişidir. Üçüncüsü de Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiği, kişi kendisi için istediği bir şeyi kardeşi için de istemediği müddetçe kamil bir mümin olamaz hadisidir. Ne kadar güzel bir hadis. 21. yüzyılın kapitalist dünyasına verilecek ne kadar erdemli bir cevap. Bireyselleşen, toplumdan uzaklaşan, sadece ve sadece kendini düşünen bir fertten, bir toplumdan kardeşlerini düşünen, fakir, zengin, hasta, faydam olur, olmaz, bana faydası olur veya olmaz düşünmeden kendisi için istediği her şeyi kardeşleri için de istemek. Aman Allah'ım, ne güzel bir din ve ne güzel bir nasihat. Dördüncüsü de Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir Müslümanın malayani işlerle, boş şeylerle vaktini geçirmemesi hadisidir. Kıymetli kardeşlerim, bu hadisin gölgesi altında yaşayan bir kişi sağlam, kaliteli, olgun bir mümin özelliği taşıyacaktır. Bu dört hadisi öğrenmek, bu dört hadisi şerifin gölgesi altında yaşamak bizim temel vazifelerimizden bir tanesidir. Değerli kardeşlerim, özellikle Ebu Hureyre'nin naklettiği ve Peygamber Aleyhisselam'ın iyi bir Müslümanın alameti olarak zikrettiği malayani hadisine dikkatinizi çekmek isterim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifte vaktin, zamanın kıymetine de atıfta bulunmuştur. Nasıl ki yediğimiz, içtiğimiz şeyler bizim için büyük bir nimet ise, soluduğumuz hava, edindiğimiz dostlar bizim için kadri kıymeti olan bir nimet ise, avuçlarımızın arasına hiçbir güç ve kuvvet harcamadan verilen
zaman da onlar kadar ve onlardan da daha değerli bir nimettir. Nasıl ki bir Müslüman somut şeyleri unharca harcadığında bu israf oluyor ise, zaman gibi soyut bir nimeti de unharca harcamak israftır kardeşlerim. Özellikle vakti hakkın dışına çıkartarak meşgul olmak. Maalesef ki bu müminin kalbini kesen bir kılıç hükmündedir. Özellikle 21. yüzyıl, yani günümüz dünyasında bir Müslümanı oyalayacak etkenin çok bulunduğu bir dünyada bir Müslüman için bu hadis-i şerif her zaman hatırlaması gereken kıymetli bilgileri içinde öz bir şekilde barındırmaktadır. Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube ve benzeri sosyal medya hesaplarıyla günümüz insanının uyutulduğu, yaratılış gayesinden uzaklaştırıldığı, Müslümanların dahi davalarından, davetten, cihattan ve bunun gibi kıymetli işlerden uzaklaştırıldığı şu günlerde ne olur bu hadisi yüreğimize pelesenk yapalım. Kalp dünyamıza kanlarımızla, hücrelerimizle bu hadis-i şerifi nakşedelim. Ve tekrarlayalım. Kişinin iyi bir Müslüman olmasının alametlerinden biri de boş işleri terk etmesidir. Bakın, Basra'nın zahit alimlerinden Hasan rahimeullah bu konuya çok önemli bir şekilde dikkat çekmiştir. Buyurmaktadır ki, Allah'ın bir kuldan yüz çevirdiğinin alametinden biri de onu malayaniye sürüklemesidir. Allahu Ekber. Şu an kendimize bir bakalım kardeşlerim. Alimler, davetçiler, idareciler, ders sahipleri, cenneti arzulayanlar, Firdevs için dün gözyaşı dökenler, ellerini semaya kaldırıp da Allah'ım beni şehitler arasında yaz diyenler, Allah'ım beni cömert eylersen ben mağdur, ihtiyaç sahibi, ne kadar Müslüman varsa onların ihtiyaçlarını gidereceğim diyenler, Allah'ım dilimdeki şu bağı çözersen, bana ilmin mürekkebini tattırırsan, Müslümanlarla beraber olduğumda senin dinini yaymak için elimden gelen bütün mücadeleyi vereceğim diyenler, yani bizler, ne olur şöyle nefislerimize bir bakalım. Ne olur ceplerimize, evlerimizin masalarına, çalıştığımız ofislere konulan ve bizi dünyaya bağlayan, bize ideallerimizi unutturan, bizim hedeflerimizi saptıran ve bizi boş işlerin içerisinde, malayani söz ve davranışların içerisinde boğan etkenlere şöyle bir bakalım. Bizi zarara sokan, bizi kârdan uzaklaştıran, en önemlisi de bizi haktan, hak olan Allah Azza ve Celle'den uzaklaştıran, mahrum bırakan işlerimize şöyle bir göz atalım. Bu işler bizi Allah'a mı yaklaştırmakta, yoksa Allah'tan uzaklaştırmakta mıdır? Nerede bizim zahitlerimiz? Her daim dudakları Allah'ın ismini anarak kurtanlar, alınlarında secde izleri olanlar, Kur'an tilavet ederken her şeyi unutanlar, helal rızkını temin etmek için can hıraş mücadele edenler, Allah'ın dinin yeryüzüne hakim olsun diye mücadele edenler, neredeler ey Müslümanlar? Nerede o güzel selefi salihinin güzel amelleri? Nerede o insanların örnek alacak davranışları? Üzerimizde ne bir tozu ne de bir kokusu kalmış kardeşlerim. Allah'ı zikredemiyoruz. Allah için ibadette bulunamıyoruz. Bir gün seleften bir alime gelmişler, demişler ki bize nasihat et. Gözleri dolmuş, vaktinizin kıymetini bilin demiş ama sonra kendisine de dönmüş, ben bundan mahrum kaldığım halde size nasihat etmekteyim buyurmuş. Evet, ben şahsım adına belki bu konuda en çok mağrum ve muzdarip olanlardan biri olarak önce kendime
Sonra siz değerli kardeşlerime hatırlatıyorum. Kişinin iyi bir Müslüman olduğunun alametlerinden, ölçülerinden, alameti farikalarından biri de mala yani boş işleri terk etmesidir. Allah Azza ve Celle zaman nimetini hak ile meşgul ederek geçirmeyi bizlere nasip etsin. Bizden önceki salihlerin yaptığı gibi vakit kıymetini bilenlerden ve vaktini de Allah'ın rızasına göre ayarlayanlardan kılsın. Allah'ın rahmeti, bereketi ve mağfireti İslam ümmetinin üzerine olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.